Merhaba, ben Mustafa Karaca. Bu dersimizde G72 ile G72 ile bazıları gibi hani diyorlar ya G72. G ne lan? Neyse. Kamera arkası yaparız bunu. G72. G72 alın tonlama için kullanılan bir çevrim ama alın tonlama çevrimini biz çap tonalarken de kullanabiliriz. G71'in çalışma prensibi nasıldı? Hangi yönde talaş kaldırıyordu? Aynı hep değil mi? Hep şöyle şu yöndeydi değil mi? Evet. G72 ise aşağı. Böyle dikine. Tabii şöyle ok şartları. G71. G71. Şöyle yapalım. G71. G72. G71 Z yönünde sürekli gider. Yani boyuna gider. G72 ise X'te. Sürekli X'te ilerleme yapar. Yani Z'te paso verir. X'te aşağı iner. O yüzden ilk en satırında mutlaka Z ile hareket etmemiz gerekiyor. G71 ise X'te paso verir. Sonra Z'te gider. O yüzden ilk en satırında mutlaka X'te hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim buna, bunun alt parametrelerine, hangi harfi ne işe yarar? Şöyle G72 büyük yazayım şöyle. U değil, alışkanlık sürekli G71 kullandığımız için. W, R, nokta diyelim. Sonra aşağı biraz daha G72, P, Q, sonra U, W, F. Şimdi G72. G71 ile arasında ne fark görüyorsunuz şu esnada? W var ya bu. Değil mi? Şu W. G71'de neydi bu? Bunun yerine ne vardı? U. U vardı. U neydi? Alacağı paso. Nereden alacağı paso? X'te. X ekseninde alacağı paso değil mi? Bu da W'da. Z ekseninde alacağı paso. Şimdi G72 çevrim hazırlık aynı. Buradaki hatta şunu farklı renkle yapalım karışmasın. Buradaki W Z ekseninde alacağı paso. Miktarı. Buradaki R ise emniyet mesafesi. Parantez içerisinde geri kaçma diyebilirsiniz. Çevrim. Hazırlık. Yine aynı şekilde çevrim. P, Q, U, W, F. G71'dekiyle tamamen aynı mantık. Neydi P? Programmış. Çevrim başlangıç satır numarası. Çevrim. Başlangıç numarası, bu da çevrim bitiş numarası. X ekseninde
Finish. Için. Paso. W. Z ekseninde. G72. Harflerin anlamı altına yazdık. G72. İlk satırdaki G72. Çevrim hazırlık. W. İlk W. Hatta buna şöyle yapalım. W1. W2 diyelim. İki tane var ya. İlk W. Her seferinde Z ekseninde, yani alından kaç milimetre paso alayım diye sorduğu kısım aslında. R ise ben alından paso aldıktan sonra bir sonraki pasoya geçerken ne kadar geri çıkayım da malzemeye sürterek çıkmayayım diye sorduğu emniyet mesafesi, yani geri kaçma. İkinci çevrim, artık çevrim yazıyoruz. P çevrimin başlangıç numarası. G71'dekiyle tamamen aynı demiştik. Q ise yine çevrimin bitiş numarası. Yine G71'dekiyle aynı. U, X ekseninde finish için ne kadar paso bırakacaksak buraya onu yazıyoruz. G71'dekiyle aynı. W, Z ekseninde finish için ne kadar paso bırakıyorsak yazdığımız W da bu anlama geliyor. Yani G71 ile yine bu da tamamen aynı. F, ilerleme. Şimdi buna bir tane örnek program yapacağız. Programın yazılış formatında dikkat etmemiz gereken en büyük özellik neydi? İlk en satırında mutlaka Z ekseninde hareket etmemiz gerekiyor. Ve bununla ilgili çok bilinen bir yanlışlık var. G72 ile program yazarken geriden başlamak gerekiyor falan diye. Tabii öyle bir şey yok. Şimdi göreceğiz. Bir tane de resim isterim. Yine basit bir resim olsun. Böyle. Şurası sıfırımız. Çap 50. Çap 60, çap 75 olsun. Boy 20, ikinci boy 50, buradaki boy ise 80. Bu arada kısa bir detay. Teknik resim kuralıdır. Eğer bu okun diğer ucu bir yere temas etmiyor ise ölçü en baştan verilmiş anlamına gelir. Şimdi buna G72 ile örnek yapacağız. Dedik ki bakalım nasıl başladık program yazmaya? Evet. Söyleyeyim ben yazayım. Takım seçiyorum. Takım seçiyorum. G80, G40 telafileri yapıyorduk. Takım 55 yaptık. 05. Evet. Çünkü o kadar 55 tane takımı olan bir konu hiç görmedim şimdi. Samsun'da olduğumu belli edeyim ya. Takım 05. G80, G40 telafileri yapıyorduk. G80. G40. G40. G97 ile mi yapacağız, G50 ile mi? Artık eğitim aldık, profesyonelleşmeye başladık. Daha G97'yi niye kullanalım? G97'yi kullanacağımız yer neresi biliyor musun? Düz bir dış çapa veya iç çapa diş çekerken kullanacağız.
Çünkü devir orada şey, çap orada değişmiyor. Bir çapa diş çekiyorsun sürekli. O yüzden orada G97'yi kullanabilirsin. Hem de hatlerin kaç bulması için. Zaten G96 ve G50 ile diş çekemezsin. G92 ile G76'da. Değişken devir olduğu için hat ve kaçar. O yüzden G97 aslında G97'nin en mantıklı kullanıldığı yer G76 ve G92'dir diş çekerken. Ama tabi sadece düz bir çap tornalıyor isek eğer orada kullanabiliriz. Şöyle kademesi yoksa, yani çaplar değişmiyorsa. Ama artık biz buraya kadar geldik. G97'nin ve G96'nın ne anlama geldiğini öğrendik. Artık profesyonelleşmeye başladık. Dolayısıyla artık benim G97 ile işim yok. Neye göre yok? Bu parçaya göre yok. Şimdi ne yapmam gerekiyor? G50 yazıyoruz abi. G50 S2500 S2500 M3 M3 G96 abi. G96 S200 S200 M3 yazsak da olur. M3 Tamam, güzel. Şimdi G0 benim bu arada parçam şöyle, burası stop. Yani şuralarında pasolar var. Dolu orası, orayı keseceğiz. Sonra ne yapmam gerekiyor Ahmet? G0 G0 X X Ne Z yani? Şu an parçaya yapış. Evet. 78 olur. Tamam, X78 Z2 olsun. Z2 G1 Bir de sekiyor. Neden G1? Artık parçayı kullandırdım. G72 Hadi bunu ilk ben yapayım, daha sonra siz yaparsınız. G72 W2 R2 dedim. Alında her seferde 2000 metre paso al ve 2000 metrede geri çık. Şimdi G72 aslında en çok şu parçanın alın tonlamasında kullanılır. Yani alın tonlama yaparken tercih edilen bir komuttur G72. Ama biz şu anda G72 komutunu kullanarak şurayı keseceğiz. Yani G71'de olduğu gibi şu alanı boşaltacağız ama dikine. X ekseninde kayarak, sürekli yani X ekseninde ilerleme yaparak işlem yapacağız. O yüzden burada takımın ilerleme yönü hep şöyle aşağı doğru olacak. Dedik ya biraz önce anlatırken çalışma mantığı. Şimdi dedim ki G72 P1 Q2 U.2 veya 4 neyse W.1 F.25 sonra N1 G1 Z önce bir sıfıra gelsin. Z 0 sonra X 50 X50 neden? X değil Z. Neden Z? Çünkü Z ile başlamamız gerekiyor bizim. Tamam başladık işte bak ilk en satıra ve Z sıfıra geldi. Evet. X50 sonra Z eksi kaç? 20. Takım şu anda burada. Şu profil çiziyorum ben. Sonra X60 Z eksi 50 X75 Z eksi 80 ve N2 hatta burada da N2 diyebilirim uzatmadan şöyle ya da kalsın yani öyle değil X kaçtı 78 75 73 dedim. G28 U0 W0 M30
Şimdi G71 ile G72 ile program yazarken dedik ki ilk en satırına çok dikkat edeceğiz ve mutlaka Z ekseninde harekete başlayacağız dedik ki alarm vermesin. Şimdi bununla ilgili bilinen yanlış bir şey vardı. Yanlış bir deyim var ya da yanlış bir bilgi vardı. G72 ile program yazarken işte programı, parçanın programını testten yapıyorsun. O şekilde başlıyorsun falan diyorlardı. Ama ona gerek yok. Zaten çevrimler işi bittikten sonra büyük satırındaki değer neyse buraya döner. Daha sonra takımlardan uzaklaşır. Şimdi burada biz ne yaptık? Ben N2 satırımı Z ekseninde bitirebiliyordum. Ama hatırlarsanız daha önceki derslerden demiştik ki bazı kontrol ünitelerinde problem yaratabiliyor. Geri çıkarken parçaya dalabiliyor demiştik. O yüzden ben her zaman N2 satırımı yani çevrimin bitiş satırını X ekseninde ilk önce bir yukarı alıyorum. Daha sonra bitiriyorum demiştim. Bu şekilde yazarsam G72'nin çevrimini takım şurada işi bitecek ve yukarı başlangıç çokmasına geri gelecek şuraya, şu noktaya. Yani 78, X'de 78'de Z'de 2'ye. Şuraya geri gelecek. Daha sonra G28, U0, W0'ı gördüğü zaman da yukarı gidecek. Yani evine gidecek. Şimdi G72 nasıl çalışıyor? Takımın şu an izlediği yolu çizeceğim size. Mavi de çizeyim. Şu anda takım şuradaki neyse. Atımsal devir olarak döndü. Yani parçanın şu çapına göre değişiklik gösterdi aynamızın hızı. Daha sonra G78 Z2'yi gördü. Şu noktaya geldi. Sonra dedi ki G72 he diyor. Demek ki ben X yönünde ilerleme yaparak sürekli parçayı keseceğim diyor. Ve diyor alında 2000 metre paso alarak, yani her seferinde şuraya girerken 2000 metre böyle paso alacağım. Paso aldım 2000 metre parçadan. Sonra yukarı çıkarken nasıl çık diye söyledim ben buna. 2000 metre geri kay. Yani buraya geldi ya, buradan 2000 metre bir Z'de geri çık. Şöyle. Ondan sonra bir sonraki pasoya geç. Ne kadar pasoya girecek ondan sonra? 2000 metre daha pasoya girecek. Yani burada artık 4000 metre gelip şöyle pasoya girmiş olacak. Yani neymiş W? Alında alacak olduğu paso. R, emniyet mesafesi. Yani geri kaçma mesafesi. Sonra G72, P1, Q2 dedik. Şimdi bu takım geliyor burayı kesiyor aşağı inerek. Ama tam şu çap 50'ye indiğinde inmeden duruyor. Ne kadar kaldırıyor? Yarı çapta 10'da 2 kaldığı zaman duruyor. Neden duruyor? Çünkü ben diyorum ki benim finish takımıma çapta yani X ekseninde bana 10'da 2 paso bırak dedim. Daha sonra tamam anladım diyor, pasomu bıraktım diyor ve tam 50 çapa inmiyor. 50.2'ye iniyor. Özür dilerim, 50.4'e iniyor. Sonra bir sonraki pozisyona geçiyor. Ta ki şu duvara gelene kadar. Sonra işte devam edelim şöyle. Sonra şu alına geldi. Diyor ki alına yaklaştım ben diyor. Bakıyor Z ekseninde paso bırakmış mı bana finish için diyor. W 0.1 bırakmış diyor. Yani onda bir paso bırakmış bana alında diyor. O yüzden takımı buraya da yaklaştırmıyor. Yani takımı 19.90'da bırakıyor. Buradan başlayıp takım. Tam şu 20'ye gelmiyor. Şurada. Şurada hala minik bir pason var benim. Onda bir kadar pason var. O yüzden alında onda bir paso bıraktık. Finish için. Daha sonra işte ise 71'de olduğu gibi programı yazmaya devam ediyorum. Geri kalan zaten şurası tamamen G71'de aynı mantık. Ne yaptı takım? Her seferinde şu şekilde kesti. Hep böyle yana kayıp şöyle Z ekseninde yana kayıp X ekseninde kesim yaptı. Böyle şöyle de devam ediyor.
gibi. G72 şöyle diyelim, G72 X ekseninde talaş kaldırır. Bütün bu anlattığımın kısaca özeti havada budur. G72 x ekseninde talaş kaldırır. X ekseninde demeyelim aslında, x yönünde diyelim. X yönünde dersek daha doğru olur. Evet. Şimdi G72 ile anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi bir tane daha resim çizersek birlikte G72'ye siz söyleyip ben yazabilir miyim? Yazarız. Yazarız. İşin içine Rodos'ta katılım mı? Ya da ona geçmeden bunun finishini nasıl yapacağız? Az önce gördük ya G70. Aynı mantık. Hiç tekrar etmeye bile gerek yok. Şeyle tamamen aynı mantık. G71'dekiyle tamamen aynı mantık. Ama ilerleyen videolarda arada G70'den finish çevirimi yaparız. Şu anda çünkü bizim parçamızın şöyle çapında 10'da 2 pasosu var. Alınında 10'da 1. Şöyle daha burada pasomuz var. Bunu da alabiliriz. Ya da hazır şeyi gelmişken şu altı sıkıştıralım. Buna dedik ki kaba takım. Bunda mavi takım şey kalemle yazayım. Şöyle böleyim burayı. Takım 0606 finish G80 G40 G50 S2000 M3 G96 S150 M3. Sonra diyorum ki G0 kaçtan başlamış? X78'den başlamış. X78 Z2. Sonra diyorum ki G70 P1 Q2 F.1. Sonra G28 U0, W0, M30. Bu kadar. Finish. G70 ile G72'de bıraktığımız talaşın finishini yapmış olduk. Bu kadar basit. Siliyorum şimdi bunu. Tekrar sormak istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Sınavda bu kadar detaylı anlatmama rağmen kalan olursa var ya, şu kalemle de verin bunu. Sınav tarihi ne bu? Sınav tarihi ders anlatımı bittikten sonra. Yani 2 hafta sonra. Evet. Kapatıyorum dersi, uygulamaya geçiyorum. Var mı soracağınız bir şey? Yok. Tamam. Benim yok yani.